Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Hepinize selamlar, saygılar ve kardeşlerim olarak hepinizden destek beklediğimi söylemek isterim. Videolara beğeni olsun, yorum olsun, izleme olsun, oynatma listesini açık bırakma olsun. Hepinizden destek bekliyoruz açıkçası. Bir hatırlatmada bulunarak videoya giriş yapayım. Çekilişimiz var. Kanalımızda çok kısa 3-4 dakikalık bir video var. O videoya giriyorsunuz yoruma gol var kazandırır yazıyorsunuz. Tabi kanalımıza abone olup o videoyu beğenerek ve Twitter'da da gol varı takip ediyorsunuz. Kaç gol olursa o kadar forma verilecek. Peki kaç gol olur hocam? Bunun takdirini size bırakıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Golvar.com'da benim son bir yazım var. Köşe yazım var. Dünya tarihinde görülmemiş Nisan ve Mayıs ayı geliyor. Fenerbahçe başlıklı o yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Ben de her bir maçtan sonra o yazıyı sizlere okuyup bakalım ne kadarını tutturmuşum diye şey yapacağım ama sizin okumanızı tavsiye ederim. Kadıköy'de hocaların satrancı. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş derbisine bir gün kaldı. Ben bu videoyu çektiğimde muhtemelen akşam saatlerinde bu videoyu fırına vereceğim. Yani anca yüklenmesi sürecek diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir video olacak diye tahmin ediyorum. Ve sabah yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken e, derbi hakkında konuşmuşlar. Ben de bunları kısaca söyleyeceğim. Fenerbahçe'de Valencia iyileşti ve derbi de oynaması bekleniyor. Valencia'nın yanında kim forma giyer diye bir soru var. Birinci soru bu. Yani Valencia oynayacak arkadaşlar Allah'tan bir mani gelmezse. İkinci soru Cetus mu ağır basıyor yoksa Şenol Güneş mi diye Aman Şenol Güneş ağır basmasın kafasına dikiş atılır. Dikkat etsin yani perukla dikiş atılırsa ağır basmayla. Mevki mevki bakarsak iki takımı kısaca analiz eder misiniz kale orta saha defans diye. Çok hoş sorular. Ee, Gürcan Bilgiç tek santrafor sürpriz olur diyor. Yani Valencia ile Pedro'yu oynatır diye düşünüyorum diyor. Ee, Serdar Dursun da gözler aslında diyor. Hani Valencia'nın Belki de yedek bekleyecek. Pedro Serdar olacak diyor. Ben şunu söyleyeyim notlarımda var bu. Yani Serdar Dursun Beşiktaş derbisine hazır olmak için ekstra çalışmalar sergilemiş. Antrenmanlardan sonra da ikişer saat şut idmanı yapmış arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim. Hamle şansıyla avantaj Jesus'un elinde diyor. Çünkü Jesus 3 kıtada kupa kaldırmış bir teknik adam. Yaş olarak birbirlerine yakın iki kurt adam var karşımızda. Şenol Hoca 21 kez Kadıköy'e gelmiş. Hiç kazanamamış. İnşallah yine kazanamaz. Kaybeder. İkisini de ortak tarafı rakibe göre tavır almıyorlar. Aynı oyun içindeler diyor. Jesus daha önde gibi diyor. Fakat şunu söyleyeyim. Jesus saha kenarında olacak. Yani takımı hazırlayan Jesus ama. Ön tarafta Korakor bilek güreşi yaşanacak diyor. Premier Lig görmüş 11 oyuncu var Beşiktaş'ın kadrosunda. Kariyer olarak Fenerbahçe kadrosunun oldukça önündeler. Ama oyun gücü Fenerbahçe'den yana diyor. Ya bunu da puan tablosu gösteriyor diyor. Ee, oyunu tutacaksa bak ne diyordur. Şenol Hoca'nın bireysel yetenekleri Gezzal, Abu Bakar çözüm üreten oyuncuların üstüne düşmesi bu yüzden diyor. Oyunu tutacaksa Crespo öne gitmesi gerekiyorsa Zayt'sı sahaya sürüyorlar. Valencia'nın tartışmasız performansı ortada. Abu Bakar'da çözüm üreten bir santrafor diyor. Yani isim isim tek tek söylüyor. Ön bölge diyor. Kanat bekleri uyanık olmalı diyor Ali Gültiken. Her iki takım için de söylüyor. Hani e, Jesus'un Valencia ile birlikte eşleştirdiği oyunculara bakın. King, Batshuayi, Pedro. Hani merkezde Pedro sol veya sağ tarafta Valencia ile oynayacağını düşünüyorum diyor. Eştaş'ta stoperde Saiz-Kole ikilisi. Ama Valencia'nın daha çok dıştan gelen bir oyuncu olması dolayısıyla kanat beklerinin merkez orta sağların dikkatli olması lazım. kulübede kulübede sıcak temas Şenol Güneş'i öne çıkarır diyor. Ne diyor? Hani Cesut'un kulübede olmaması handikap diyor. Ee, Jesus, sistem değişikliği üstünden bir şeyler yapıyor. 3 derbide de başarısız oldu. Gol bile bulamadı. Belirleyici olan Cesut'un oyun seçimi diyor. Kalede Beşiktaş daha iyi hücumda ise güçler eşit diyor. Ben buna katılmıyorum. Hani Mert Günok bir tane hatalı gol yese zaten alacağı tepkileri o da bildiği için bütün konsantrasyonu yerle bir olabilir. Maxim Hacametov için gelmesinden sonra Beşiktaş'ın eli rahatladı. Fenerbahçe'de Arao, İsmail, Crespo bunlar gibi mücadeleci oyuncular yanında Mert Hakan, Zayt gibi kreatif oyuncular var diyor. Yani Uzun lafın kısası her iki takımda tehlikeli ama sistem belirler diyor. Katılıyorum. Şimdi üçlü mü çıkılır dörtlü mü? Herkes bana bunu soruyor. Muhtemel 11'ler var. Ama Uğur Meleken'in yorumuna da değineyim. Çünkü o da uzun bir yazı kaleme almış ama ben kısa kısa veriyorum. Yani sezon 2 perteden oluşuyor diyor. Cesus'un Fenerbahçe'si dünya Kupası'na kadar 25 oyuncunun neredeyse 25'inden faydalandı. Gözde hoş gelen bir takımdı. Hani önde iştahla basıyor, geride olsa bile skor kovalıyor. Yani önde kurulan savunmanın arkada verdiği koşu mesafesi Fenerbahçe'nin için eksiydi diyor. Ekim Kasım'ın gerisinde bir oyun var. Şubat Mart dönemi futbolu bence Ekim Kasım'ın gerisinde diyor. Eski presi yok Fenerbahçe'nin. Yani hala bir şeyler değişmedi. 117.4 kilometre maç başına mesafe olarak rakiplerinden 2-3 kilometre fazla koşuyorlar yine de diyor. Ve maçları Fenerbahçe diri bitiriyor. Yani 75'ten sonra bu dirilik olağanüstü bir skor avantajı sağlıyor. Yani maçlar 75 dakika oynansa Fenerbahçe 42-5'den 39-60 olacak. Yani büyük bir fark oluşmayacak. 75'ten sonra Fenerbahçe'nin 19'a 6 üstünlüğü var. Özellikle son 15 dakikalarda canavarlaşan Valencia'nın sahaya çıkması Fenerbahçe için hayati. Şenol Güneş'te anlayış değişti diyor. Hani... Ee... Yepyeni bir takım ortaya çıktı diyor. Ortaların önemi Masuako soldan bindirdiğinde genelde yerden pasları severken. Gezzal, Onur falan diyor. Kaderi bekler çizecek diyor. Ferdi, Samuel, Onur, Masuako'nun dördünün birden sağda olduğu bir maçın kaderini. Bence Ferdi, Alioski. Yani Ferdi, Alioski de olabilir. Bence buna da dikkat etmekte fayda var. İsmail istatistiklerde yaşıyor demiş. Beş taş çalıştıran sağda bir büyük takım anlayışı benimsemeyen İsmail'in etkisini Opta'nın sağladığı sezon istatistiklerinde hissediyoruz. Şenol Güneş göreve geldikten sonra 5 Beşiktaş topa daha fazla sahip olan, daha yüksek pas isabeti yakalayan rakip ceza sahasında meşin yuvalakta daha fazla buluşan takıma dönüşmüş diyor. Yani onun da net cümleleri yok. Jesus yerine Joadeus güven veriyor demiş diğer bir haberimiz. Yani Jesus'un eksikliğini hissettirmeyecek çünkü dostu ekibinde yer alıyor. Fenerbahçe 3 puana odaklandı ve oyuncularla da yakın ilişkileri var. Jesus'u da iyi tanıyor. Çalışma disiplininden taviz vermiyor 46 yaşındaki teknik adam ve önemli bir görev üstlenecek diyor. Jesus Fenerbahçe'nin derbi 11'ini belirledi. Şimdi bu bağlamda benim burada notlarımı aldığım görseller var. Şimdi gazete haberlerine göre arkadaşlar Fenerbahçe'nin derbiye çıkacağı 11 şu şekilde. Yani üçlü bir savunma öngörüyorlar. Altay Bayındır'ın kalede olduğu Serdar Aziz, Samet Akaydın, Atilla Salay üçlüsünün olduğu bir kanat bekinin Osay Samuel, diğer kanat bekinin Ferdi, hani İrfan Valencia Rossi tek forvet benzer ama çift e, bir tane kreatif bir tane de sprinter yani bir tane şapkadan tavşan çıkarıcı bir tane de koşucu kanadın olduğu bir sistem düşündüğünü iddia ediyorlar. Böyle bir 11 düşünüyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu 11 bize maçı kazandırmaz. Üçlü bize maçı kazandırmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi araya şu haberi sokup kadrolarına ilgili başka bir şeye geçeceğim. Beşiktaş başlıyor, Fenerbahçe bitiriyor haberi. Bakın bu haber çok önemli. Aslında derbinin kilidi bu haberde. Şimdi Beşiktaş'ın gol istatistikleri iki takımın oyun karakterleri arasında önemli ipuçları veriyor. 24 maçta 61 gol atarak ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe 2.54 gol ortalaması. Ve Fenerbahçe'nin bu sezon golsüz biten tek maçı ilk yerdeki Beşiktaş derbisi yine üçlü savunma. Beşiktaş ise 25 maçta 45 gol atmış 1.8 ortalama. İlk 45 dakikalarda ligin en çok gol atan takımı Beşiktaş 27 gol, Fenerbahçe 22 gol. 46-90 arasında bu sefer Fenerbahçe 27 golle zirvede Beşiktaş 14 gol. Ve bu, bu bölümün en skor üreten 5 takımından biri 45 artılarda 90 artılarda en çok gol bulan takım Fenerbahçe. E, 4 gol bulmuş 45 artılarda. 90 artılarda 8 gol. Beşiktaş ise 45 artılarda 1. 90 artılarda 3 gol bulmuş. İkisi de derbilerde bozuk. İlk 45 dakikalarda iki takımda da 7'şer gol yemiş. 45 artılarda Fenerbahçe kalesini gole kapatmış. Beşiktaş bir gol engel olamamış. 46-90 arasında Fenerbahçe 17 Beşiktaş 14 gol yormuş. 90 artılarda Fenerbahçe 3 Beşiktaş ise 1 gol yemiş. İki ekibin bu sezonki derbi karneleri benzer diyor. Puan ortalamaları, Şenol Güneş'in galibiyet yüzdesi falan filan. Şimdi <laughs> Fenerbahçe adına golü umudu kim? Enner Valencia. Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçında da gol atamamış. Artık Beşiktaş 5 yani çık 5 gol birden at. Enner Valencia. Türkiye kayı yerinde 5 en fazla kez karşılaşıp rakip fileleri havalandırmadığı takım bulunmuyormuş. İnşallah siftahı açar. Meşhur bir duyumcunun duyumlarına göre de şöyle bir 11 var. Altay, Serdar, Samet, Salahi üçlüsü. Sağda o solda Ferdi. Merkez ikili de Arao, Zayt, Crespo da olabilir diyor. Hücumda ise Arda, Rossi, Valencia şeklinde. Yani Arda Güler'in ilk 11 oynayacağı söylüyor. Ahmet Ercan'la taraftarlara sesleniyorum. Derbide telefonunuzu bırakın. Sosyal medya için gitmeyin. Takımı destekleyin. Bu maçta telefon olmamalı demiş. Ki Seyirci yasağı var yani ya Beşiktaş taraftarı giremiyor. Aslında bu Fenerbahçe'nin aleyhine biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'ye bir itici güç gerekiyor. Maalesef ve maalesef bizim taraftara itici güç rakip oluyordu. Bak rakip taraftarlar girince bizim taraftarlar coşuyor. Farkında mısınız? Bir itici güç lazım. Ya gol atmak lazım ya rakibin oyuncusunu tahrik etmesi falan lazım. Bize bir itici güç lazım. Şimdi üçlü mü çıkılır, dörtlü mü çıkılır maça? Ben dörtlü çıkılacağı görüşündeyim. Ve kadrolara bakıyorum. Enteresan kadrolar var. Tamam. Ben de çok çok enteresan bir kadro çıkartayım. Hani 7 atar 6 yer bir kadro çıkartayım mı? Şöyle bak. intihar kadrosu. Altay kalede. Osayi sağda. Ferdi soldan. Samet Salahi önlerinde Arao. Tek ön libero. Arao'nun önünde Arda Güler. Ki kesinlikle Arda'yı oynatmam orada. O riske girmem. Mesela Pedro'nun yerinde Arda'yı oynatırım ben olsam. Arda'nın yerinde de İsmail Yüksek'i oynatırım. Yani ben olsam Altay, Osay, Samet, Salay, Ferdi, Arao, İsmail, sağda Emre Mor, solda Rossi, Forvet'te Valencia, Valencia'nın yanında Arda Güler'i oynatırım. Mesela ben olsam böyle çıkarım. Cevap Pedro bilmiyorum ya ben sıcak bakmıyorum açıkçası. Ha bu maçın duran topları önemli. Erdal Vahit de buna değiniyor. Diyor ki duran toplar bu maçta önemli. Fenerbahçe uzun süredir duran toplardan sonuç elde edemiyor demiş. Şunu da söyleyeceğim. İrfancan kahveci işte bu yüzden oynatılıyor. Arkadaşlar bakın. Bazı futbolcular 5 dakika top oynar. Sana sezonu kazandırır. Alex böyle bir topçuydu işte. 5 dakika top oynuyordu. Gol kralı, asist kralı, cart kralı, cur kralı, Fenerbahçe şampiyon şöyle böyle. Hocam İrfan'la Alex'i mi kıyaslıyorsun? Haşa. Asla böyle bir şey yok. Asla. Fakat İrfan gibi oyuncular. Bak İrfan, Arda Güler, Zayt, Haksızsa maksızsın diyeyim. Hatta Pedro, King. Bu isimlerin şapkadan tavşan çıkartma ihtimalleri yüksektir. Bu isimleri bu yüzden oynatırsın. Ya bazen bir maçı bir gol kazandırır. Yemediğin attığın bir gol kazandırır. Savunman çok iyi, kalecin çok iyi, stoperin çok iyi, ön 18 numaran muhteşem rakibe hava aldırmıyorsun, nefes aldırmıyorsun. Sen de atamıyorsun. Neye yarar? Orta ayar savun orta sahan var. Çok iyi savunman, çok iyi kalecim var. Forvetlerinden bir tanesi ulan 40 metreden vuruyor, atıyor. Free atıyor. Köşe vuruşundan saplıyor. En bilim savun markasına koşu atıyorsun, çok hızlı atıyor. Şimdi o forvetin olduğu her maçta şunu söylüyorsun. 1-0 öndeyim. Ulan bir free gelir al sana 1-0. Savun markası koşu 2-0 bitti maç. Ben şunu söyleyeyim. Derbide Fenerbahçe ilk golü atarsa Beşiktaş'ın eli ayağına öyle bir dolaşır. Ne yapacağını o da şaşırır. Bir kadro tavsiyesi daha var. Şöyle. Altay, Osayi, Samet, Salay, Ferdi. Arao, İsmail yüksek şeklinde. Ve önde Zayt. Solda Emre Mor, sağda Arda. Hücumda Valencia şeklinde. Bu da gel bize gol at. Yani gel bizi yen taktiği. Hocam olur mu ya İsmail ara orta saha hakimiyeti Zayt biz orta sahayı ele geçiririz. Mahvederiz. Emre Mor, Ar Arda'nın bir kere savunma katkısı çok düşük. Mesela Zayt'sın yerinde Arda Güler oynasa. Arda'nın yerinde beğenmediğimiz İrfan Can oynasa bence daha mantıklı. Niye? İrfan'ın savunma katkısı yüksek. Peki hocam şu dörtlüğe bakarak. Sen bir kadro çıkarır mısın? Tabii ki de çıkarırım. Çıkarayım mı? Hadi çıkarayım. Bir kere Altay... Samet, Salayi benim için fix. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Çünkü Ferdi sağ bekte Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesi. Hatta bence en iyisi. Sol bekte Lincoln sakat. Osterwold'e sakat. Ama Alioski hala oynayabiliyor. Ve milli takımda da muhteşem bir morali var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Geriye adam kaçırmamak şartıyla Alioski'yi sol bek oynatırsan Orta ikili. Şimdi burası çok kritik. Ben olsam orta iki bak sol bekte Alevski oynatırım. Sağda Ferdi oynatırım. Orta ikili de. Kim oynatırım biliyor musunuz? Arao ve Crespo'yu oynatırım. Ya hocam Crespo oynatılır mı? Sağında oynuyorsun. Hücum yapmak zorundasın. Arao Crespo. Sol kanatta Rossi. Yani Emre Mor yazan yerde Rossi. Bakın Emre Mor yazan yerde Rossi. Sağ kanatta Arda Güler yazan yerde Emre Mor. Zaytis yazan yerde İrfancan Kahveci. Forvet'te Valencia'yı oynatırım. Bak şu taktikle çıkacak olursam. Daha absürt bir taktik çıkartayım. Altay, Ferdi Sabek, Solbek Alioski, Samet Akkaydın Salayi, Stoper ikilisi. Arao, Zaytis. Merkez orta saha ikilisi. Bakın Arao, Zaytis. Sağda Osay Samuel. Solda Rossi. Hücum ikilisinde de Valencia, ca Pedro şeklinde. Bu da olabilir. Yani osayi sağ kanat koyacağım. Hocam o bugüne kadar hiç oynamadı ki. Ha, rakip de buna tedbir almaz işte. Otoban yaparsın. Sağdan o ile delip geçersin. Soldan Rossi ile delip geçersin. Forvet'le de Valencia ile delip geçersin. Rakip sana tedbir alır. Sen değil. Hocam Şenol Güneş ikinci zımba tiyatrosu yapar mı demiş. Zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum. Bir de bir söylenti var. Roma Sportif Direktörü Thiago Pinto gelecek Ali Koç'un özel davetlisi olarak. He kardeşim. Sonra Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden izleyecek. Ali Koç da yemek yiyecekler. Sonra çıkacaklar. Ortak bir basın toplantısı. Zanioğlu gerçeklerini açıklayacaklar. Erden Timur'a tarihi cevap verilecek falan filan. Arkadaşlar internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Ben bunu doğrulatamadım. Hala da doğrulatamadım. Ha şu var. Yapılır hamle mi? Valla yapılır hamle ama çocuksu bir hamle olur. Hocam bunun olmasını ister misin? Ben bunun olmasındansa Galatasaray'ın kaybetmesini Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Galatasaray kaybetsin inşallah. Fenerbahçe kazansın inşallah. Siz bakın bakalım neler dönüyor, neler oluyor. Bak size bir şey söyleyeyim. Güleceksiniz. Komik gelecek ama eğer Galatasaray kaybetsin, Fenerbahçe kazansın inşallah. Oruç da dua etmiş oluyorum inşallah. Emin olun hafta içinde Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenir. Moraller sıfırın altına düşer. Ha, hocam 7 tane atlığı Başakşehir'e mi elenecek? Evet. Evet 7 tane atlığı Başakşehir'den bahsediyorum. Bu olur. Bak bu olur. Ve Galatasaray'ın ee, enteresan bir çöküşü başlar Ulan biz Fener'e sardık ama Cevap da gelmedi Bunlar bizi adam hesabına koyup cevap da vermediler Biz şimdi kime saracağız diye Bir telaş başlar Ve bu telaşın sonu nereye gider siz tahmin edin Arkadaşlar bakın Ligin kaderi dediğimiz olay Belki bir maçla iki maçla Tam tersine dönebilir Sen bugün haklıyken haksız duruma düşebilirsin Sen bugün iyiyken kötü duruma düşebilirsin Sen bugün Şampiyonluk yolunda depara kalkmışken Hiçbir şeye yaramayan bir takım haline dönüşebilirsin. Yani hiçbir yere gitmeyen bir takıma da dönüşebilirsin. Buna çok dikkat etmek lazım. Çok ama çok dikkat etmek lazım buna. Nasıl dikkat edeceğiz hocam? Galatasaray son bir açıklama yaptı. Çıktı evrakları mevrakları açıkladı. Şunu yaptı bunu yaptı. Fenerbahçe ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Çok güzel. Çok güzel. Sonunda Fenerbahçe akıllı bir hamle yaptı. Tuzağa düşmedi. Çok güzel. Çıksaydı yok efendim bu belge sahtedir. Bu belgeyi niye yayınlıyorsunuz? Şöyle böyle bak. Belge sahte dese belge sahte dese tuzağa düşmüş olacak. Belge sahte değil dese niye yayınlıyorsunuz? Yasak dese diyecektir ki belge demek ki doğru. Yani hangi cümleyi kurarsa kursun tuzağa düşecekti. Fenerbahçe ne yapıyor? Çıkalım. Canlı yayında konuşalım. Dursun Özbek diyor. Dursun Özbek yanaşıyor mu? Hayır. Ne diyor? Nav, nav diyor. Kim suçlu? Taraftara göre Dursun Özbek suçlu. Korkuyor çünkü. Ya yani Dursun Özbek çıkalım dese olmayacak. Çıkıp rezil olacak. Çıkmayalım dese korkak olacak. Yani Fenerbahçe ikilemde bırakıyor. Hani şah mat. Galatasaray da bunun benzerini yaptı. Ama Fenerbahçe düşmedi. Dediğim gibi Galatasaray'a verilebilecek en 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 güzel cevap Adana Demirspor'u e, ee, hani gaza getirmek Adana Demirspor'un maçı kazanması için her şeyi yapmak ki Ali Şansalan'ı maça verip TFF e, bu gazı yaptı aslında. Adana Demirspor yöneticisi, yönetimi hepsi şunu söylüyordur. Bu hakem bize gıcık. Hakemi de yenelim. Aslında bir gazlama yaptılar onu. Farkında değiller. İkincisi e Fenerbahçe çık Beşiktaş'ı yeni sahanda. 1-0 yeni ya. Fark etmez. Kötü oyna yen. Hiç önemli değil. Kötü oyna yen. Kimse sana niye kötü oyna yen falan filan demez. İyi de hocam puan olarak gerideyiz. Hayır. Galatasaray şu anda oynanmamış pardon oynanmamış diyorum. Ligden çekilen takımlardan bir tanesiyle hükmen maçını yaptı. Ve öyle 25 maçta. Fenerbahçe'de bir tanesini yapmış olarak kabul edelim. 25 maç 57 puan. Arada sadece 3 puanlık bir fark var. Bugün Galatasaray yenilir inşallah. Fenerbahçe yarın kazanırsa bakın ligin şekli şemali. 26 maç Galatasaray 60 puan inşallah. 25 maç Fenerbahçe 57 puan. Ki hükmeni de ekle 26'ya 26, 26 60'ar puan. Beşiktaş'ta 49 puan da kalsın. Sonra da Fenerbahçe desin ki ya aslında Hatay maçları hiç sayılmasa mı desin. Karıştırsın ortalığı. Sonuçta Galatasaray'dan da 9 silinecek. Fenerbahçe'den de 9 silinecek. Ha Beşiktaş'a puan eklenmiş olacak. Galatasaray Beşiktaş deplasmanına gidiyor olacak. Ha, Fenerbahçe'de ne Türkiye kupasına ne ligde Beşiktaş'ta karşılaşmayacağı için çok ama çok güzel bir satranç hamlesi. Al ha, zaniyola cevabı öyle olmaz böyle olur diyecek. Ya hocam dediğin çok saçma ya bu çocuksu bir hareket ya. Biz neler gördük? Ne çocuksu hareketler gördük? Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlandı da bir tanesi çıktı. Otobüsün içinde pozlar verdi. Bir tanesi çıktı tişört bastırdı kurşun geçen. Bunlar daha çocukçu, çocuksu değil miydi? Keşke bu kadar çocuk olsalardı. Uzun lafın kısası. Kazanmak dışında hiçbir çaremiz yok. Hiçbir şeye kabul etmiyoruz. Sadece kazanmaya odaklanmak zorundayız. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Hocam maçı kaybedersek şöyle bir aklınızdan bile getirmeyin geçirmeyin. Hocam taraftarımız ruhsuz. Taraftarımız şu Sevilla maçındaki bak zamanlama çok güzel. Yani UEFA'nın ceza verme zamanlamasına hayran kaldım. UEFA cezayı verdi. Fenerbahçe de cezayı verdi. Ne dedi? Bu 7 taraftarı ömür boyu maça almıyoruz. Çünkü Fenerbahçe öndeyken bunlar çıktı Fenerbahçe'yi el frenliği yaptı. Bu ne olacak? Stattaki bütün taraftara ders. Bütün taraftara mesaj. Ya takımı destekleyin ya gelmeyin maça. Mesajı. Taraftarın desteğini alan bir Fenerbahçe. Hocam hakemi de konuşalım. Konuşalım şekerim. Hakkınız geçmesin. Sorular soruyorsunuz çünkü ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Taraftarın desteğini alan bir Fenerbahçe her zaman daha öndedir. Ama hakemi etki altına taraftar alır. Ne derseniz deyin. Hocam hakem Fenerbahçe düşmanı, istediği kadar düşman olsun. 1 2 3 Artık bir yerden sonra hakemin de eli ayağına dolaşır. Ya baskı diye bir şey var. Sen hakemi rakibi baskı altına alacaksın. Madde atarak değil, ıslık çalarak. Sesini yükselterek. Fenerbahçe ataklarında çocuğum, rakip ataklarında kulakları sağır edecek bir uğultu çıkararak. Bunu yapman lazım. Peki hocam sen Fenerbahçe'yi şanslı görüyor musun? Şimdi bu cümle bir çoğunuza tuhaf gelecek. Bir çoğunuz diyeceksiniz ki Mustafa hocam sen böyle cümle kurmazdın. Niye kuruyorsun? Kurayım mı cümlemi? Kurayım. Fenerbahçe üçlü savunma çıkarsa ben maçtan ümidi kestim. <laughs> kazanamayız. Ha şöyle bak. Mustafa hocam ha şöyle ya. Yönetimi yalıyordun. Bir şey yapıyordun. Casus diyordun. Ha şöyle. Üçlüyle kazanamayız değil mi hocam? Kesinlikle kazanamayız. Üçlüyle nasıl kazanırız biliyor musunuz? Bak ben size ihtimal söyleyeyim. Bir. Beşiktaş futbolcusu ya da teknik direktörü inanılmaz bir geri zekalılık örneği sergiler. Yani inanılmaz bir gerizekalılık örneği. Nedir? 5. dakika hiç pozisyon yokken gider tekmeyi kaldırır. Bizim futbolcunun suratına göğsüne tekmeyi vurur. Hakem çağırır. Cart kırmızı kart. Defol. Ne bileyim salak salak bir hareket yapar. Kendini sakatlar. Gol umudu odur. Maç umudu odur. Tık oyuncu değişikliği. Hatta iki oyuncu değişikliği birden. Öyle bir sakatlar ki kendini gider takım arkadaşıyla çarpışır. Hocam teknik direktörün mallığı nedir? Teknik direktör çıkar sahanın içine falan girer. 1-2 dakikada hatta tacamaca sinirlenir. Hakemin de yapacağı tutar. Ulan der gel buraya al sana kırmızı kart. Zaten rakip teknik direktör kırmızıyı yedikten sonra Fenerbahçe taraftarına aşırı bir şevk gelir. Yani Fenerbahçe taraftarını resmen 12. adam yapmış olur. Orta açılır ya da ne bileyim savunma arkasına koşu olur. Son adam geri zekalı gider bizim adamı düşürür. Kırmızı yer. Açık kaderi değişti. Ve orta açılır. Geri zekalı bir elinden oynar. Yani bile bile oynar. Kastettiğim şey hatayla değil. Hocam adam niye geri zekalı diyorsun? Olabilecek şey Yani bile bile oynar. Mesela tartışıyordur. Bilmem adam bizim adamı ittirir. Bir de korner kullanırken. Hakem cart, penaltı. Sarı kart. Sen kime sarı kart veriyorsun? Ulan der. Hakem çıkarır direkt kırmızı. Hem penaltı hem kırmızı. Anca böyle yeneriz. Ya da hakem Fenerbahçe lehine maç yönetir ki bu uzaylıların sahaya girip de Fenerbahçe'ye gizli silahlarla maçı kazandırması ihtimalinden hemen hemen aynı ihtimal. Ya böyle kazanırsın. Ya da üçlüyle kazanamazsın. Sen Fenerbahçe'sin. Sahana Beşiktaş geliyor. Sen ligin zirvesindesin. Senin önün çok kesilmeye çalışılmış. Üçlü oynarken de, dörtlü oynarken de. Sen üçlü oynadığın hiçbir müsabakada ya sana referans olmuş. Trabzon maçı, Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı sana referans olmuş. Sen üçlüyle çıktığı zaman, çıktığın zaman rakibe tehdit oluşturmuyorsun. Hatta rakibin iştahını kabartıyorsun. Ha, tamam şimdi iş biter diyorsun. Dörtlü çıkacaksın. Hocam sağda o sahayı, solda Ferdi koyuyor herkes. Sen niye Ali koyuyorsun? Alioski ofansif bek. Ferdi de ofansif bek. İki ofansif bek'i koyarım. Herkese niye Crespo Arao'yu koyuyorum? İki defansif orta saha. Bir kere orta sahada sabit çakılı iki isimle ben orta saha hakimiyetini elde ederim. Muhtemelen rakip kanatlardan gelmeye çalışacak. Respo'yu, Arao'yu zaman zaman buralara koğuşlandırırım. Yani Ferdi'nin ve bıraktığı boşlukları bunlarla doldururum. Şimdi sana iki tane hücumcu çıktı. Yetmez. Bir kanada Rossi'yi koyacaksın. Yani Alioski'nin olduğu kanada Rossi'yi koyacaksın. Çünkü Rossi'nin geri gelme ihtimali de var. Yani Rossi geriye yardım eden bir futbol. Emre Mor'u da koyabilirsin ama Emre Mor'u hamle olarak 60'tan sonra koyarsan Beşiktaş oyuncularının fiziksel durumu çok kötü. Masoako falan geç katıldı takıma. Milli takımdan e, jetlag, yol yorgunluğu, şu bu falan filan artık ne derseniz adına ne koyarsanız. Yorgunluk var. Beşiktaş kadrosunda yaşlı oyuncular fazla. Fazla. Aynı zamanda mesela Hacı Ahmetoviç, Maxim ikilisi. Evet tehlikeli isimler kabul ama uyumunu bozarsan, Crespo, Arao ile sen onların iletişimini bozarsan, oraya da üçüncü kreatif bir oyuncuyu ekleyip fiziksel olarak da bunlarla mücadele edersen bir kere orta sahada mahvedersin. Takip kanatlarına yönelir. Crespo ara o kanatları kapatırsa Salahi ve Samet'in performansı belirleyici olur. Hücumda ise Rossi'yi koyarsın. Diğer kanada İrfan'ı koyarsın. İrfan'ın bir duran topu, bir friki açın kaderini değiştirebilir. Peki hocam İrfan'a güveniyor musun? Hayır. Sen İrfan'ı oynatır mısın hocam? Hayır. Hocam sen kim oynatırsın? Emre Mor, Rossi oynatırım. Emre Mor'un geriye yardımı yüksek. Presi yüksek. Ama Emre'nin sarı kart yeme ihtimali de yüksek. Emre'nin bu maçı kaldırmama ihtimali de yüksek. Bu riski göze alırım. Emre'yi tembihlerim derim ki çık. Topunu oyna maçı kazandır. Bir kanat Emre Mor. Bak kreatif üretken şapkadan tavşan çıkarabilecek kanat. Diğer kanadın Rossi. Hızlı koşucu sprinter. Valencia'nın sakatlığı tamamen geçti. Şu ay kadroda yer alabilir mi? Zor. Şu anki e, duyumlara göre kadroda yer almayacak Pedro, Serdar Dursun var Joshua King e, King'in de durumu biraz karışık yani uzun lafın kısası şu an Fenerbahçe'de belirsizlik var ama belirsizlik olmayan tek bir konu var Valencia oynayabilir durumda Serdar Dursun da oynayabilir durumda bunu değerlendirmen lazım şimdi bunu değerlendireceksin ama nasıl 3 tane forvet çıkaracaksın ya da çok büyük bir riske gireceksin çok büyük bir riske gireceksin. Bugüne kadar oynamadığın bir sistemle oynayacaksın. Şimdi bugüne kadar oynamadığın sistemle oynamak mı risk? Pedro Valencia oynamak mı risk? Şimdi Fenerbahçe'nin bir genetiği vardır. Genetiğinde bir özellik vardır. Bazı futbolcularımız sezonu kötü geçirir. Ama kötü oynar. Ama şansı tutmaz. Ama o olur. Ama bu olur. Sezonu kötü geçirir. Ve birden bire birdenbire en önemli kritik maçta o dandik oynayan, o sezonda katkısı olmayan futbolcu çıkar, sana maçı kazandırır. Hocam bu da İrfancan Kahveci'nin friki katmasını beklemek kadar saçma değil mi? Aynen öyle katılıyorum. Aynen o kadar saçma. O yüzden e, Valencia Serdar Dursun yapılır mı? Şimdi kanat beklerinin birisi Ferdi, birisi Alioski iken yapılır. Çünkü Alioski'nin ortaları yüksek. Serdar Dursun'un fizik gücü yüksek ve kudurtucu bir tarzı var. Hakikaten kudurtucu bir tarzı var yani Serdar Dursun'un. Yani yüzünde öyle bir ifade var. Kudurtucu bir tarzı var Serdar Dursun'un. Bu da bir risk ama bakalım Fenerbahçe bu risklerden hangisine girecek? Hani Valencia Pedro daha mantıklı gibi. Durur, durur, durur. Sezonun en kritik maçına çık kahraman da olabilir. Böyle bir olay. Yani satrancımız böyle. Hocam Beşiktaş sahaya çıkacak mı? Çıkacaktır herhalde. Hocam yok puanlar şunlar sayılmazsa işte Gaziantep'in Hatay'ınki sayılmazsa ligden çekiliriz falan diyorlardı ya. Ya yapamazlar Beşiktaş'ta o yürek yok. Yapamaz onu. O yüreği de geçtim. Hani o o yürek hiçbir takımda yok. Arkadaşlar anlaşmaları var, sözleşmeler var. Böyle ben ligden çekiliyorum falan filan diyemezsin. Ha ne olur? Hakem çıkar. Bak. Bir Fenerbahçe Eskişehirspor maçıydı. Eskişehirsporlu Veysel Sarı Hadi buna da versene lan dedi. Fırat Aydınus Fenerbahçe düşmanlığından gitti. Caner Erkin'e kırmızı kart gösterdi. Caner yok öyle bir şey dedi. Veysel Sarı dedi ki ben dedim Caner demedi dedi maçtan sonra. Ona rağmen PFDK Caner'e iki maç ceza verdi. O maçı Fenerbahçe puan kaybetti. Berabere bitirdi. Yani bizim ülkeniz, ülkenin böyle bir sorunsalı da var. Kazanacak olan da biziz. Oynayacak olan da biziz. Hani yüreği yeten de biziz. Oynaması gereken de biziz. Ne yapacağız? Edeceğiz. Bu maçı alacağız arkadaşlar. Ee, kulübümüz üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen dava dosyasında henüz hiçbir sonuç ulaşılmamış takım otobüsümüzün kurşunlanma olayı ile ilgili 4 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Çukur Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 saat 16'da basın toplantısı düzenleyecektir diyor. Ee, yani 8 yıl geçmiş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu basın toplantısı yani seçimleri bile etkileyebilecek bir basın toplantısına benziyor. Benden söylemesi. Seçimleri bile etkileyebilir bu basın toplantısı. Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani hocam peki senin umudun var mı? Bende umut bitmez ama bir daha söylüyorum. Üçlü savunmayla benim umudum yok. Saydığım olaylar dışında. Dörtlü çıkarsak o sayı sağda ferdi solda da olabilir. Benim için hiçbir mahsuru yok ama dörtlü çıkarsak da özellikle ilk 45 dakikada golü bulursak, taraftarı da arkamıza alırsak her an her şey çok güzel olabilir. İnşallah kazanan biz oluruz. İnşallah yoluna devam eden biz oluruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Kanalımızda forma çekilişi var. E, o videoyu bulun. Forma çekilişi videosu kanalımızda mevcut. Çok kısa bir video. Yorum'a gidip "Ol var kazandırır" yazın. E, kanalımıza abone olup o videoyu beğenin arkadaşlar. Bu videolara da yazabilirsiniz. Desteğinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.